Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aslında önümüzdeki süreçte gelmesi beklenen bazı zamlara değineceğiz. Malum Temmuz ayında herkes büyük zamlar alacak arkadaşlar ki şu anda söylenen rakamlara göre örneğin bir memur 12 bin lira para alıyor ve 22 bin lira maaş almaya başlayacak. Dolayısıyla %80-%90 oranında bir zam söz konusu. Tabii ki memurlara bu kadar büyük zamlar verilirken asgari ücretli unutulacak mı? Hayır. O noktada da en az %30'luk bir zam geleceği söyleniyor. Bu oranın daha da artması muhtemel arkadaşlar ki %30'luk zamda dahi 11.050 Türk lirasına çıkıyor asgari ücret tutarı. Tabii ki bu zamların konuşulması arkadaşlar bazı şeyleri de beraberinde getiriyor. Ney? Elektronik ürünlere yeni zamlar. Halihazırda dolar Merkez Bankası kurlarına göre 20 TL civarlarında. Yani mesela örneğin biz bu videoyu çektiğimiz gün diyeyim sizlere 19.98 ve 20.3 civarındaydı. Yani arasında gidip geliyordu. Fakat gerçeğe döndüğümüzde yani dışarıya gittiğinizde bir döviz bürosuna uğradığınızda 21.6 TL'nin altına güncel olarak bankalar da bu kur üzerinden şu anda işlem yapıyor. 21.6 hatta 21.64 TL altına dolar alamıyorsunuz arkadaşlar ki bu da neye yansıyor biliyor musunuz? Tabii ki elektronik cihazların fiyatlarına yansıyor arkadaşlar. Zaten bu ülkede direkt olarak etkilenen şey elektronik cihazlar doların artmasından. Kötü olan şey şu, otomobil fiyatları hem dolar artışından etkileniyor yani döviz artışından etkileniyor hem de bir meslek grubuna özellikle askeri ücrete ya da memura gelen zam sonrasında ya da emekliye gelen zam sonrasında da otomobil fiyatları yükseliyor. Örneğin geçtiğimiz sene dolar 18.19 TL civarlarındaydı ve otomobiller X bir otomobil markası söyleyeyim 500 bin lira olsun. Ama şu anda aynı otomobil 700 bin liraya, 800 bin liraya satılıyor. Dolara bakıyorsunuz sadece 2 lira artmış. Dolayısıyla bu noktada otomobil fiyatlarındaki temel artışın nedeni aslında yapılan zamlar. Dolayısıyla Temmuz ayında da büyük zamlar geleceği için arkadaşlar eğer bir otomobil alma planınız varsa mutlaka ama mutlaka Temmuz ayından önce bu planınızı gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. Çünkü Temmuz ayında bakın en az otomobillerde de kademeli olarak %50 artışlar meydana gelebilir. Yani bu direkt Temmuz ayında hemen Temmuz 1 zam geldi. %50 artmaz ama kademeli olarak 1 ay boyunca belki 1,5 ay boyunca takip ettiğiniz, favorilerinize eklediğiniz otomobilin fiyatının %50 oranında arttığını görebilirsiniz. Dolayısıyla bu noktadan baktığımız zaman arkadaşlar hali hazırda daha zamlar gelmemişken, daha fiyatlar uçmamışken alacağınız otomobili almanızı tavsiye ederiz. Ha şunu bekliyor olabilirsiniz. Malum bazı adayların işte ÖTV'de indirim sözleri vesaire vardı. Tabii ki ilk tur ortada yani dolayısıyla bu sözü veren adayın kazanma ihtimali biraz zayıf görünüyor arkadaşlar. Ki belki bu video yayınlandığında seçim sonuçları da belli olmuş olacak. Dolayısıyla mevcuttaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görevine devam etmiş olacak ve onun da ÖTV tarafında herhangi bir sözü yoktu. Varsayalım ki var. Hani varsayalım ki Kemal Kılıçdaroğlu kazanmış olsun. Sıfır otomobil yok arkadaşlar. Şu anda en yakın tarih 1-1,5 sene sonra. Dolayısıyla böyle bir söz ön plana gelmiş olsa dahi siz şu anda otomobil almak isteseniz dahi alamıyorsunuz. Yani böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. O yüzden hani İkinci el de olsa bence eğer bir otomobiliniz yoksa da alın. Eğer varsa da değiştirmeyi planlıyorsanız da çok fazla vakit geçirmeden değiştirin. Neden? Çünkü sizin otomobiliniz de belki değeri artacak ama aradaki makas daha çok açılıyor arkadaşlar. Şimdi 500 bin liraya gelen %50 zam nedir? 750 bin yapar değil mi? Ama 1 milyona gelen %50 zam 1,5 milyon yapar. Dolayısıyla ilk etapta aradaki fark 500 binken ikinci etapta aradaki fark 750 bin TL olur. Bu yüzden arabayı değiştirmek ya da yeni bir otomobil almak istiyorsanız çok fazla vakit geçirmeyin. Aynı şey akıllı telefonlar için de geçerli arkadaşlar. Eğer üniversite öğrencisi değilseniz önümüzdeki süreçte akıllı telefonlara da dövizin artmasıyla birlikte önemli zamlar geleceğini söyleyebiliriz, öngörebiliriz. Fakat üniversite öğrencisiyseniz biliyorsunuz zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü vardı. Vergisiz akıllı telefon diye. Muhtemelen bu söz Eylül, Ekim gibi belki de okullar açılmadan direkt olarak yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla bir iPhone'u vergisiz olarak neredeyse %50 fiyatına alabiliyorsunuz. Eğer öğrenciyseniz bekleyebilirsiniz. Ama öğrenci değilseniz ve yeni bir telefon alma düşünceniz varsa o zaman biraz acele etmenizde fayda var diyebiliriz arkadaşlar. Yani burada kritik tarihin Temmuz ayı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Temmuz ayından sonra ülkedeki pek çok şeyin fiyatında ani artışlar görebiliriz. Bugün kıymanın biz 350-360 lira olduğunu biliyoruz. Belki Temmuz'dan sonra bu fiyat 450-500 liraları konuşmaya başlayacağız. Dolayısıyla Temmuz'dan önce
alacağınız böyle yüksek tutarlı şeyler varsa, 10.000, 15.000, 20.000 bilgisayardır, konsoldur, arabadır vesairedir, bunları eğer bütçeniz el veriyorsa Temmuz ayından önce almanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Eğer sizlerin de bu konu hakkında yorumları varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.